gerçeğin hikayesidir. Dara çok yakında. Peki hocam, bunca şey yaptınız, bunca şeyin peşinden mi koştunuz? Öğrencileriniz için, insanlarınız için, Mezopotamya insanı için bu kadar şey yaptınız, bu kadar fedakarlık yaptınız. Nasıl oluyor da, nasıl bir psikolojiyle kendinizi hazırladınız da hocam, bunca şeye rağmen ayaktasınız, bunca şeye rağmen en güzel şeylerinizi, en güzel bilgilerinizi öğrencilerinize aktarmaya çalışıyorsunuz. Yani bunları öğrenebilir miyiz? Tabii ama öncelikle şimdi saat biraz geç oldu. Mehmet de eğitim aldı sabahtan akşama kadar. Yine her zamanki fırlamalarını yapmış. Yılmaz Güney 1 ve Yılmaz Güney 1 ve Kemal Sunal 1 sınıflarını ikisine de filan etmiş. Her zamanki hıybenin Mehmet'imin. Onu eve göndereceğim. Çocuklar onu eve götürecekler. Ailesine teslim edecekler. Çünkü öyle yapıyoruz. Alıyoruz, bırakıyoruz. Yaşından dolayı. Mehmet'i gönderelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Mehmet'im teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Ve umarım bu bizim elimizdeki bayrağı en tepeye bir gün dikeceksin. Hadi. Mehmet'im görüşürüz. Evet. Sizdeyiz hocam. Hiçbir hazırlık yapmadım. Nereden bendesin? Evde bir şey yok. Dışarıdan yemek istesek saat 12'ye kadar mekanlar kapanıyor. Bize gelemezsin bugün. Anca ofiste yaparsın. Yok hocam, yani sizdeyimden kastım. Aşağıda Mehmet'im, aşağıda. Seni bekliyorlar. Bir daha ara, seni abi teslim etsin Yasin'e. Burayı kesmenize gerek yok, gayet doğal. Yani hocam, şimdi, söz olarak sizdeyiz. Her şekilde bendesiniz, başımın tacısınız. Yorgunum, gerçekten yorgun. Yani kafa olarak yorgun, beyin olarak yorgun, ruh olarak yorgun, zihin olarak yorgun. Yani her anlamda yorgunum. Şimdi gerçekten hayata ben 10-0 yenik başladım bu hayata. 10-0 yenik başladım. Maçı daha yeni yeni berabere olacak hale getirdim. Yani maç şu anda daha 10'a 10 oldu. Şu andan itibaren yiyeceğim her gol beni 5 adım geri, atacağım her gol beni 1 adım ileri götürecek. Çünkü olumsuzluklar hayatımızda her daim ne yapmış? Bizi 5 adım geri götürmüş. Yaptığın bir olumlu şey ancak seni 1 adım ileri götürmüş. Ya da 5 olumlu şey 1 adım ileri götürmüştür. Şimdi ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Öncelikle ben burada ayakta durmaya çalışıyorum. Hiç kimsenin desteği olmadan. Çünkü yok. Yani kime gittiysek, zaten 3 kişiye falan gittim. Baktım ki adamlar ancak iddia oynar. Meyhanede eğlenir, yer, içer, keyfine bakar. Zevki sefasındadır. Oturup bir masada 20 bin lira harcar. Ama bir tane buradaki 20 gence 1 lira para harcamaz. 1 lira destekte bulunmaz. Ve ben de bu algıyı nasıl kıracağımı bulacağıma odaklandım. Yeni bir jenerasyon yetiştirerek, yani yeni Mehmetler, yeni Ahmetler, Hüseyinler, Onurlar, Aliler yetiştirerek, bilinçlendirerek, günün bir zamanın iş adamları, bir zamanların esnafları, bir zamanın işte hayatını kurmuş oyuncuları, yapımcıları, yönetmenleri olarak bizden sonra gelecek jenerasyona, yani bizim çıkardığımız o bayrak, o flamayı taşıyacak olan jenerasyona destek olmaları için aslında bir havuz kurdum ben. Yani benim kurduğum bir havuz. Şu anda sadece havuzu dolduruyorum. Yani havuzu doldurduktan sonra o havuz kendi kendine yetebilecek. 20 milyon nüfustan bahsediyorum. Yani Mezopotamya'dan bahsediyorum. 15-20 milyon nüfusu var bu coğrafyanın. Ve bu ülkenin hatta
Dünyanın en zengin iş adamları bile var bu coğrafyada. Dünyanın en bilgili insanları, bilim adamları, doktorlar, profesörler, ya neler neler ya. Sanatçılar, hepsi bu coğrafyadan çıkma. Ama neden hiçbiri dönüp de kendi coğrafyasına hiçbir şey yapmadı? Neden? Hep bu soruyu sordum. Yani bir insan kendi coğrafyasına bu kadar lanetli bakamaz. Bir insan bu kadar asimile olamaz. Bana şunu diyorlar. Sana ne kazandırıyor? Yani burası sana ne kazandırıyor? Sence bana ne kazandırıyor? Ben de sana bir soru sorayım. Gözlemlediğini söyler misin bana? Bence size prestij kazandırmıyor. Size şan şöhret kazandırmıyor. Size para da kazandırmıyor. Hatta size para kaybettiriyor. Hı hı. Ama bence size insanlık kazandırıyor. Size gerçekten büyüdüğünüz toplumda, büyüdüğünüz bu coğrafyada, Mezopotamya'da gerçekten insanların nasıl değişmeden, asimile olmadan kendi toprağına, kendi insanına, hatta kendi bölgesine nasıl katkı sağlayabilir? Nasıl en iyi şekilde olabilir? Diğer insanlardan ne kadar farkı olabilir? Kendi bölgesindeki insanlardan ne kadar farkı olabilir? Siz bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Aslında siz para kazanmak değil de ileride bir gün çok iyi oyuncular yetiştirdiğiniz zaman sadece hocaları olmak istiyorsunuz. Gerçekten bu toplumda, insanlığın başladığı şu toplumda, şu Mezopotamya'da isim almak istiyorsunuz sadece. Para, pul, şöhret, hiçbir şey. Benim gibi yüzlerce ve binlerce gencin olmasını istiyorum. Bilinçli. Ne yaptığını bilen, ne istediğini bilen, neyin peşinden gitmesini bilen yüzlerce, binlerce, yüz binlerce genç istiyorum. Yani mesela tek olmak bana çok şey kazandırmaz. Bana belki bir isim kazandırır dediğin gibi tek olmak. Ama ben tek olmak istemiyorum. Ben çoğalmak istiyorum. Ben çoğalmak istiyorum. Yani benden en az ya böyle bir 1000 tane genç olmasını istiyorum en az. Benim düşüncem gibi değil. Benim mesela hayat felsefem gibi değil. Kendi hayat felsefeleri, kendi düşünceleri ama tamamen hedeflerine tam odaklı. Düştükçe kalktığında daha güçlü kalkmasını bilen binlerce genç istiyorum. Düştükçe pes eden bir gençlik değil. Bugün hocanın bir dersine katıldım. Misafir oldum. Ben kendim de eğitim veriyorum zaten. Yani benim verdiğim eğitimler motivasyon üzerine, kamera teknikleri üzerine ve senaryo yazım teknik üzerine ve ben bugün bir derse şahit oldum. Hoca bana şunu diyor. Karadeniz'den buraya gelen bir hocamız var. Kastamonu'dan buraya gelip ben bir Mezopotamyalıyım diyor artık. Yani bu hocam diyor bundan sonra konuştuğunuz zaman hepimiz diyeyim. İşte hani beni dışlamayın. Ben de Mezopotamyalıyım diyor. Bak kendini bizden görüyor. Daha öncesinde buraya gelmeye korkuyordu. Şey düşünüyordu. Gittiğim zaman İskoçyalı gibi acaba beni parçalayıp her parçamı bir memlekete mi gönderecekler diye düşünüyordu. Bize barbar, yamyam, bizi ya insanın olamayacağı her şeyi gözüyle bakıyorlar. Ama biz burada her türlü insana insanca yaklaşmayı, insanca davranmayı öğrendik. Biz zaten bunu biliyorduk. Sadece bize unutturmuşlar. Biz bunu biliyorduk. İnsana, insanı, insanla insanca anlatmayı biliyorduk. Çünkü bizim coğrafyamız Mezopotamya. Medeniyetlerin tamamının bizim sayemizde medeni olduğu coğrafya. Yani bundan, buradan çıktı. Uzay bilimleri buradan çıktı. Tarım buradan çıktı. Çiftçilik buradan çıktı. Tıp buradan çıktı. İlaç sanayi buradan çıktı. Her şey buradan çıktı. Hep buradan çıktı. Yani biz değil, bunu tarih söylüyor. Kadim tarikatlar söylüyor. Kadim kitaplar söylüyor. Yazıtlar söylüyor. Tabletler söylüyor. Yani bunu 12 bin yıl öncesi söylüyor. Mezopotamya'dan medeniyet çıktı. Niye o zaman biz Mezopotamya dışındaki bütün medeniyetlerde medeniyetsiz gibi görünüyoruz, barbar görünüyoruz? Değiliz. Değiliz. Biz bu değiliz. Şimdi projelerimin amacı bu zaten.
Şurada gördüğünüz dar. Üstünde çivi yazısı var. Şu dara. Göbekli Tepe'den önce, o çıkmadan önce dar vardı. Çok bin yıldır. Tahmin bile edemiyorum. 12, 13, 14 bin yıl önce dar vardı. Ve şu anda bile mühendislerin yapamadığı kanalizasyonlara sahipler. Su kanallarına sahipler. Su depolarına sahipler. Bak şu dar. İlk çivi yazıları bizden çıktı. Bakın yazılar etrafında. Ve biz Dağra dizisini çekiyoruz. Neyi anlatıyoruz biliyor musun? Dağra. Gerçeği anlatıyoruz. Doğruyu anlatıyoruz. Bu halkların burada Arap, Kürt, Türk, Türkmen, Süryani, Asuri, Keldali, Ezidi bir sürü halk var. Sayamadığım bir sürü halk. Bu halkların hepsi zaten bu coğrafyada yaşıyor. Hepsi bu coğrafyanın insanıydı. Dağra Mezopotamya demek. Mezopotamya Dağra demek. Bizler Mezopotamya demek. Mezopotamya biz demek. Ben o yüzden bütün öğrencilerime şunu soruyorum. Nerelisin diyorum? Diyarbakırlıyım. Batmanlıyım. Urfalıyım. Değilsin baba, sen Mezopotamyalısın. Mezopotamya'nın Urfa'sındansın. Mezopotamya'nın Diyarbakırı'ndansın. Mezopotamya'nın Şırnağı'ndansın. Benim gözümde Kürt, Türk, Arap hiçbirinin önemi yok. Benim gözümde bir şeyin önemi var. İnsanlık. Ve ben bütün öğrencilerime insan olmayı ve insana insanca insanla insanı anlatmayı öğretiyorum. Çünkü biz Mezopotamyalıyız. İlk insanlığa adım atmış medeniyetiz. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu ben değil. Dünyadaki bütün profesörler söylüyor. Biz hiç kimsenin ikinci sınıf insan sınıfatına koymasına hani tahammülüm yok. Ya ben İstanbul'dayım. Konuşuyorum, çok güzel diksiyonum var, insanlarla diyaloglar mükemmel. Nerelisin? Tabii yaklaşmışlar, konuşuyoruz kokteyllerde falan, elimizde bardaklarımız falan, konuşup muhabbet. Böyle bilgi aktarımları, tarihten, coğrafyadan, her şeyden konuşuyoruz. Sonra ben diyorum ki işte siz nereliydiniz? Kökeniniz nereli? Mardinli. Ha, doğulu musun? Bizim Türkçe bir laf var. Nakolla cavette. Doğulu musun? Ben de dönüyorum şu an. Sen batılı mısın? Yok diyor, İstanbul'da. E niye bana doğulu diyorsun? Yani doğu batı diyerek zaten bizi ayrıştırmışlar. Yani bu coğrafya 12 bin yıldır var. E biz hep buradaydık. Anlatabildim mi? Arabıyla, Türküyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, her çeşit kavim insanıyla biz buradaydık. Biz sizin en güzel parçanızız. Anlatabildim mi? Biz onların temeliyiz. Biz dünyanın en güzel parçasıyız. Bakın biz diyorum. Sadece ben kendi ülkemi değil. Kendi ülkemi değil. Biz dünyanın en güzel parçasıyız. Dünyanın en güzel parçası. Her şeyimizle. Ben gençlerime bunu anlatmaya çalışıyorum. Sizler diyorum, kavruk tenli, asık suratlı gençler değilsiniz. Sizler Yağız delikanlılarsınız. Proje Dağra. Dağra tamamen kendim finanse ediyorum. Hiçbir Allah'ın kulu. Ben dedim, biz ya. Komik gelecek. İlkini ben çektim. Çok aşırı zorlandım. Ama önemli değil. Varmak istediğimiz noktaya vardık. Şu anda Netflix'te de dirsek temasındayız. Blue TV her halükarda istiyor projeyi ve biz illaki Netflix diyoruz. %80'i kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerden oluşuyor. Sadece araya ustaları koyduk. Onları biraz daha böyle yoğursun diye. Projede ustalarımız var. Ve onlar sayesinde biraz daha ileri adım atacaklar. Mesela Dağra bana göre gücüm yetecekse 2 sene boyunca her hafta insanların sabırla bekleyeceği bir proje olacak. 47 dakika Mardin'in plakası. Sadece Mardin'in projesi değil bu arada. Bütün Mezopotamya'nın projesi.
Hatta geçen gün bunun esprisini yaptık. Hocam dedi, şimdi diyorsunuz ki Mardin 47 dakika. Önümüzdeki sezon Diyarbakır'dayız. 21 dakikaya mı düşecek? Yok dedim. O mantıkla yürürsen Batman 72 oğlum. Uzun metraj sinema filmi çekmen gerekecek her bölüm. Böyle bir şey yaptık. Şimdi buradan doğduğu için biraz dedik şey yapalım. Hani Mardin'in de biraz bir gıdım özelliği olsun. Çünkü Mardin övgüyü hak eden bir şehir. Diyarbakır'da çok 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 sevdiğim bir şehir. Mesela birçok insan Diyarbakır'ın surlarının volkanik taşlar olduğunu bilmezdi. Bak surlar volkanik taşlardan yapılmış. Dünyada geçilmesi en zor taş duru. O yüzden Diyarbakır savaşlarda yenilmemiş. Bak bunun bile hesabını, kitabını. Ya her yerini, ya ben Mezopotamya'nın her noktasını biliyorum. İnsanlar Yanardağ'a, ben diyorum ki Deri'ye Yanardağ'a gideceğim diyorum. Ya Allah'ını seversen diyor, burayı Nepal mi zannediyorsun? Derik'te Yanardağ mı var mesela? Kendi coğrafyasında Yanardağ olduğunu bilmeyenlerimiz var. Adam orada o koyun otlatıyor, oranın Yanardağ olduğunu bilmiyor. Çünkü niye biliyor musun? Bize kimse anlatmadı. Bize kimse anlatmadı. Hiçbir zaman anlatmadı. O yüzden biz Dağara'yla içimizi döküyoruz. İçimizi dökeceğiz. Aslında Dağara bizim söyleyemediklerimiz. Yani söyleyemediklerimiz. Söylediklerimiz değil. Söyleyemediklerimiz Dağara. Peki hocam, ben bugün gün boyunca aranızdaydım, derslere de katıldım, gördüm. Yeni olan öğrencileriniz hakkında bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Bugün şahit olduğum bir şey var. Henüz 2 haftadır eğitim gören bir öğrenciniz çok güzel bir performans sağladı. Ve bu performans karşısında hocalarımız olsun, diğer öğrencilerimiz olsun gözyaşlarını tutamadılar. Yani buradan şunu anlıyoruz, ne kadar güzel bir eğitim verdiğinizi, gerçekten nasıl duygularla buraya çıktığınızı. Ki Çağlar hocamızın en başta söylediği bir söz vardı, benim çok hoşuma gitmişti. Demişti ki arkadaşlar, buraya girdiğiniz anda, derse başladığınız anda tüm sıkıntılarınızı, stresinizi, mutluluğunuzu dahi olsa dedi kapının arkasında bırakacaksınız. İçeri gireceksiniz, öğreneceksiniz ve yapacaksınız. Ve hocamız anlatmaya başladı. Ben çok sevindim. Yani sadece burada o eğitimden değil, aile ortamından, bu samimiyetten, hocalarımızın ders dışında her türlü sohbeti gerçekleştirdiğini gördüm. Yani bir abla kardeş gibi, bir anne gibi her türlü yanımızdaydılar. Derse başladığımızdan itibaren ise bir eğitimci gibi. Diktatör. Bir öğretmen gibi. Diktatör, diktatör. Vallahi derse yanlışlıkla ben dalgın bir şekilde bir gün bir girdim. Yani yapımcısıyım, işvereniyim, hocasıyım. Aynı zamanda bakın kendisi sahne sanatları hocası. Ben onun bile kamera önü oyunculuk hocasıyım. Şöyle derse bir girdim, herkes bir donuk. Ve tek kelime. Fatih hocam dışarı çıkın. Direkt. Hani hiç. Bak bunu söyle. İstanbul'da bunu yapamazsın. Girdi mi? Kafasına göre esiyor, geliyor, koltuğunda oturuyor, izliyor böyle eğitimleri, tamam mı? Yani çünkü ne diyor? Siz benim kölemsiniz. Bunlar da benim eşyalarım. Bu eşyalar bana para kazandırıyor. Sen tabii tabii. Aynen böyle. Kölelik sistemi. Yani figüran olan insanlara da aynı zulmü yapıyorlar. Yardımcı oyuncuya da aynı şeyi yapıyorlar. Eğitimcilere de aynı şeyi yapıyorlar. Bizim burada böyle bir şey yok. Ama disiplin mükemmel. Şöyle bir disiplin var. Burası artık diyor benim alanım. Ben ve öğrencilerim. Kendisinden 5 yaş büyük öğrenci var, oğlum diye hitap ediyor bazı yerlerde. Onlar benim çocuklarım diyor mesela. Mesela 15 yaş büyük bir öğrencisi var. Bazen şaka gibi gelecek. Hocasına anne diyor mesela. Anne açız diyor. Bakın biz acıktık diyor. Ajansta böyle bir ortam var. Mesela bir yemek yapıldığı zaman fark ettiysen 15 kişi de olsa illaki o yemeğe o çatalı vuracak. O yemeğe çatalı vurup yiyecek. Biz burada bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Kocaman bir aile. Yüz binlerce kişiden oluşan kadın erkek, genç yaşlı bir aile ortamı.
Ve öğrencilerin mesela o 2 haftalık dediğiniz öğrenci. Biz insanlara ticari gözle bakmadığımız için her noktada farkındaysanız sohbet esnasında bile eğitim vermeye çalışıyorum. Bugün şahit hocam duygu değişimi. Duygu değişimi dedik. Evet. Oradan koridordan bağıra bağıra gelen arkadaş tak beni gör. Aa hocam burada mıydınız? Dedim evet arkadaşlar duygu değişimini gördük. Özgüvenli sonra tak saygılı. Bu duygu değişimi. Bak bu da bir eğitimdir. Yani bunu da oyunculukta kullanabiliyorsun. Raftan darın meyhane habibam. Raftan darın meyhane.